İyi günler değerli Son Söz TV izleyicileri. 8 Mart 2022 ana haber bülteni ile birlikteyiz. HDP Batman İl Örgütü tarafından Zaman Kadına Özgürlük Zamanı şiarıyla 8 Mart Kadın Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe DPP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Felek Nazuca, görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Eş Başkanı Songül Korkmaz, İl yöneticileri, barış anneleri ve kadınlar katıldı. Batman Belediyesi, Batman Park AVM kavşağında 290 ada 2 nolu parselde devam eden inşaat çalışmalarına ilişkin iddiaları yanıtladı. Yapılan açıklamada, yapılan denetim ve kontrollerde yapının inşaat ruhsatına uygun şekilde devam ettiği gözlenmiş olup, inşaat ruhsatında ya da imar planında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Yukarıda açıklanan değişiklik sonucu ilave 2 kat bodrum, ilave 2 kat yükseklik, fonksiyon değişikliği, 3 kat emsal artışı, 2,5 kat taban alanı artışı ve çekme mesafelerinin yarıya düşürülmesi iddia sahiplerinin kendi görev yaptıkları dönemde yapılmıştır. Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Abdullah Pakbaş ve basın sözcüsü Emin Çelik, olağan kongresini gerçekleştiren Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay'ı ziyaret etti. Geçen hafta gerçekleştirilen kongrede yeniden Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanlığı'na seçilen Ercan Atay'ı ziyaret eden Akbaş ve Çelik, sizi ve yönetim kurulu üyelerinizi tebrik ediyoruz. Siz basın mensupları, haberinizle bizlere destek veriyorsunuz. Batman basının Petrolspor'a verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz dedi. Beso Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, ayçiçek yağı gerekse temel gıda ürünlerinin üretim ve temininde sıkıntı olmadığını belirtti. Çiftçi, ülke genelinde yaşanan temel gıda ürünlerinin tedarikiyle ilgili durum ve olanlar bizi fazlasıyla üzmüştür. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya atılan iddiaların toplumda yanlış bir algıya ve paniğe neden oldu. Halkımız bu durumda panikle hareket etmemelidir dedi. Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bilgi ve mesleki eğitim kursları ile kadın kursiyerlerin eğitim seminerlerini düzenliyor. 2021 yılında BİLMEK kursiyerlerinden 80 kadına psikolog ve sosyologlar tarafından toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve şiddet türleriyle kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri yerler semineri verildi. AK Parti Batman İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında parti binası önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık dedi. Batman Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü 2021 yılında 3200 çiftin resmi nikah işlemini gerçekleştirdi. Batman Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda bulunan belediye evlendirme dairesinde 150 kişi kapasiteli büyük salon, nikah salonu, gelin damat hazırlık odaları, fotoğraf stüdyosu ile evlenecek çiftlere hizmet veriyor. 2021 yılında gerçekleştirilen 3200 resmi nikah işlemi yapıldı. Trafiği rahatlatmak amacıyla 2021 yılı içerisinde 19.390 metre uzunluğunda 114 yeni yol açan Batman Belediyesi yeni yol açma, iyileştirme ve asfalta hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu meskenlerin ortadan kaldırılması için de çaba sarf eden Batman Belediyesi 2021 yılı içerisinde 62 metrik binayı yıktı. Vali Hulusi Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan Geleneksel En Sanatları Günleri sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Standları gezen Vali Şahin, el işi ürünlerini sergileyen kadınlarla sohbet etti. Kadınların aile destek merkezleri, halk eğitim kursları, ÇATOM ve benzeri kooperatiflerde bir araya gelerek el emeği, göz nuru çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Vali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Vali Hulusi Şahin, paniğe yol açan yağ stoklarının azaldığı yönündeki iddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Vali Şahin, sıvı yağ ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok, bunu bakanlığımız açıkladı zaten. Bunlar bence pazarlama taktikleri. Bir şeyin azlığı dedikodu yoluyla duyurup ondan sonra satışları ve fiyatları artırıyorlar. Yoksa şu anda Batman'da da Türkiye'de de herhangi bir sıvı yağ eksiği yok. Deva Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müjdeci ve İl Yönetimi, Batman Çalışan Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Hafta sonu gerçekleştirilen kongrede yeniden Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanlığı'na seçilen Ercan Atay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Avukat Melik Müjdeci, sizi ve yönetim kurulu üyelerinizi tebrik ediyoruz. Basının özgür ve rahatça çalışabildiği bir ülkede tekrardan kavuşacağız dedi. Batman Valisi Hulusi Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Parkı'nda açılan sergiyi gezerken Petrolspor'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin mesajında, futbolcuları tebrik ediyorum. Çok iyi oynuyorlar. Başarılar. Cumartesi günü de stresli bir maçtı. Bu stresin altından kalkmayı bildiler ve 3 puanı aldılar. Rakiplerimizin de 3 puan kaybetmesiyle birlikte 10 puanlık farkla son 9 haftaya giriyoruz. Emin adımlarla şampiyonluğa doğru gidiyor Batman Petrolspor. O sene bu sene diyoruz dedi.
Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz, kadın istihdamının sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. İşkur Müdürü Eviz, kadın istihdamının artırılması ve geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla 2021 yılında 3.350 kadın işe yerleşti. Ayrıca İl Müdürlüğümüz 2021 verilerine göre 3.350 kadın istihdamı ile Türkiye geneli sıralamasında 10. olmuştur dedi. Bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi günler.